Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsın Semih? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir haftalık bir aradan sonra tekrar retro bölümüyle karşınızdayız. Hemen gündem haberlerine geçelim. Donald Trump eğer seçilirse Elon Musk'a bakanlık veya danışmanlık. Teklif etmiş. Elon Musk da ne demiş? Göreve hazırım. Hemen atlamış tabii ki. Elon Musk ya, ver yetkiyi gör etkiyi. Her şeye hemen zaten atlıyor, biliyoruz Elon Musk'ın. Artık böyle gündemimizde tepeye oturdu ya. Yani her hafta bir Elon Musk konuşması var yani. Acayip. Bilmiyorum, takip ettin mi? Geçen hafta zaten bir space gerçekleştiler. İkisi konuştular. Etmedim. Vesaire. Ben Twitter detoksuma denk geldi galiba o sıra. Evet. Etmedim. Bunun karşılığında da hemen tabii ki hangi coin? Dogecoin. Elon Musk'ın şeyi gibi, hobi projesi gibi hemen değer kazanmış. %5 değer kazandı. Bitcoin de 60 bin doların üzerine sıçradı. Biraz şeydi, sallantılıydı. Bu gelişmelerin sonrasında 60 bin dolar sınırını geçti Bitcoin'de. Güzel para. Güzel para. Olanı için hayırlı olsun diyelim. Google'dan geliyor bir sonraki gündem haberimiz. Hırsızlık tespiti kilidi özelliği gelmiş. Ya uzaktan telefonu kilitleyebiliyorsun ya, bu olay. Şimdi Androidçilerin silahıyla vuracağım ve diyeceğim ki bu özellik zaten iPhone'da vardı. Var, aynen. Ya bu daha önce şeyde de vardı, işte Android'de de vardı. Burada birkaç geliştirme yapmışlar, işte Face Detection vesaire. Sıra bir şeyi yok, uzaktan kilitleyebiliyorsun. Bu kadar var. Bir sonraki haberimizi sen oku o zaman. Google yapay zeka araçlarından Imagen 3, yani görsel ürettiğimiz modelini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarının kullanımını açmış. Bu konuda çok fazla bu hafta şey var. Flux mıydı? Evet, Flux inanılmaz bir boyutta. Bir Flux zaten inanılmaz bir boyutta, artık böyle gerçekten ayırt edilemeyecek seviyeye geldi. Evet. Ve çok hızlı geliyor. İlerleyen günlerde neler olacak şaşkınlıkla takip yani ediyoruz. Eğer şeyi bulabilirsek bu videoya koyalım. İlk üretilen video var. AI generated üretilmiş video ile bir de şimdi güncel bir video. Bir tane şey vardı. Will Smith'in makarna yediği bir video vardı. Şu an geldiği noktada inanılmaz bir boyuttayız. Evet. O zaman dalga geçiyorduk ama şu anda artık korkutmaya da başladı bir yandan. Evet. Gemini Live Samsung'a geliyormuş. Evet. Google'ın yapay zekası. Sanırım ben bunu şey gibi Apple Intelligence gibi öyle algıladım. Aynen ama doğru. Öyle. Ona benziyor. Zaten buradaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Evet. Google biraz geride kalmıştı. Daha önce konuşuyorduk zaten bu konuyu. Samsung'la beraber mobil teknolojiye, mobil ekosisteme girmeye karar vermiş diyebiliriz. Bir sonraki haberimiz WhatsApp'tan. Evet. WhatsApp'ta hikaye ve durum paylaşımlarına beğeni özelliği gelmiş. Hiç paylaşıyor musun WhatsApp'ta? Hiç paylaşmıyorum. Genelde böyle bizim ustalar falan paylaşıyor. Böyle genelde ustaları görüyorum orada. Ben ikinci el şeyleri görüyorum hep storylerde. Evet. İkinci el kiralık, işte ne bileyim, ikinci el araba, motor. Bir de sevgili halam paylaşıyor. Hayırlı cumalar benzeri böyle. Şey işte, çok güzel. Çiçekler. Karpuzun içinden. Hayırlı cumalar. Tarzı, evet. Yine WhatsApp'tan diğer haberimiz, bilinmeyen numaralardan gelecek mesajları engelleyecekmiş. Artık bu spam olayının herhalde şeyi çıktığı için sürekli bir iş teklifi. Evet. Ben sizi bir yerden arıyorum, yazıyorum falan diye. Twitter'da şey, günde 5000 TL kazanmaya hazırız. Evet, o tarz, böyle mesajlar geliyor. O tarz şeylere engelleniyor artık. Evet. Güzel bir özellik. Biliyorsun geçtiğimiz haftalarda gümrük vergisi nedeniyle Temu'la ilgili bayağı bir gündem olmuştu. Bu yeni giren kanun yarın yürürlüğe giriyor. Ama aslında zaten daha önceden bu birçok hayatımıza girmişti zaten. Ama resmi olarak yarın. Herkesin bir endişesi vardı olacak. Yürürlüğe girmeden önce verilen siparişler ne olacak diye. Birkaç gönderi gördüm ben bu konuda. Bu haberin çıkmadan önce verilen siparişlerin hepsi şu an teslim edilmiş. Edilmiş ama yeni siparişlerde muhtemelen sorun olacaktır. Temu tarafı da bu konuda atak yapacak diye bir şeyler okudum ben. İşte ekstra bir ücret ödemememiz için bir şeyler yapacağını, bir güncelleme olacağını dair birkaç haber okumuştum ama net bir şey yok. Bu önümüzdeki günlerde o taraftan da bir şeyler çıkacaktır. Evet, ikisinin Android sürümüne Passkey özelliği gelmiş. Evet, bu Passkey gitgide yaygınlaşıyor. Evet, login olmayı bayağı kolaylaştırıyor. Artık login işlemleri böyle çok daha basit hale geldi. Neden iPhone'a getirmemişler diye de sorguladım. Gerçi çok hani girip çıkış yapmıyorum ben şahsen, yani o yüzden çok ihtiyacım yok ama Passkey tarafında bir gelişme olması, bu password tarafında biraz geliştirmeler olması hoşuma gidiyor. Çünkü zor bir işlem normalde login işlemleri. Dubai'de kripto parayla maaş ödeme sistemi onaylanmış. Artık Dubai'deki insanlar kripto olarak maaş alabileceklermiş. Maaşını kripto olarak almayı ister miydin? Hayır, istemem. Ben de istemezdim. Gerek yok. Yani Türkiye'de şu an bildiğin üzere sadece Türk
TL cinsinden ödeme yapılabiliyor. Bir de borçlarını falan ödeyeceksin, onu tekrar çevir et. Aynen öyle. Birazcık. Yani kredi kartımı ödeyebilmek için yani. Ya benim zaten maaş geldiği gibi aynı gün bittiği için hatta böyle bazen ofiste şakalar oluyor. Kaç dakikada bitirdin parayı falan gibi. Ben şey diyorum, kredi kartı borcumun maaşı yatmış. Evet, doğru, doğru. Tam aynen. olarak öyle oluyor. Kredi kartına yatırıyorsun, sonra kredi kartından devam ediyorsun. Böyle bir döngüdeyiz. Aynen. Umarım herkes bu döngüden çıkar. Büyük if döngüsü diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet, kesinlikle. Şaka. Evet, oyun haberlerimize geçiyoruz. Merakla beklenen... Merakla bekliyor muydun? Evet, bekliyorum. Age of'çu musun? Age of'çuyum. Önceden evet. özellikle üniversite öğrencisi olduğumuz zamanlarda... Yaparım. Emrin. Şey yapıyor muydun? Boşta duran... Bu arada haberi söylemeden direkt konuya girdik. Boşta duran işçileri bulup onlara evet. söyleniyor muydu? Ne yapıyorsun? Evet, evet tabii canım yatıyorlar. Aynen. Sıkıntılı yani. Ekmek yiyorsun boşu boşuna. Evet abi, çok kötü. İstersen devam edeyim. Merakla beklenen Age of Empires'ın mobil oyunu 17 Ekim'de yayınlanacak. Gerçekten eleştirilerle birlikte geliyor. Biraz haberin detayına baktığımda. Ama artık oyun mobile kaydı ya. Kesinlikle. Yani ben Age of bu arada şeyde oynuyorum. Xbox'ta oynuyorum da. Hı. Zor geliyor ya. Mobil olacak böyle. Mobil tık tık tıpıta oynayacaksın yani. Bir de Age of gibi oyun mobilde güzel sarar bence olabilir. Çok fazla eleştiri var bu arada. Age of Empires ile alakalı pay to win olacak tarzına söylentiler evet, var. Bütün oyunlar gibi. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Para kazansınlar diye. Mafya'nın yeni oyunu Old Country çıkıyormuş. Bugün gördüm haberini. Mafya oynamış mıydın? Yok oynamadım. Aa, çok güzel oyun. Gerçekten. Tavsiye ederim. İlk bölümü bile efsaneydi. Aslında böyle taksici olarak başlıyorsun. Sonra böyle seni mafyaya alıyorlar. Buradan taksicilere bir şey. Sonrasında mafyada bir üye olarak devam ediyorsun hayatına. Sen böyle anlatınca bu saçma sapan... Kesin burayı kesecekler bu arada, öyle hissediyorum. Ben böyle hissediyorum. Neyse. Şey var, saçma sapan oyun reklamları var ya. Mafya babası, eleman, vasıfsız. Evet, benim 1 milyon puanım var diyor değil mi? Öyle bir aşağı. O geldi aklıma da. Evet, çok saçma. Aralık'ta yayında olacakmış. Bir de Commandos Origins çıkıyormuş. Commandos oynadın mı? Yok, oynamadım. Onu da mı oynamadın? Sen de oyun oynamadın. Ben daha çok RPG, işte evet. role playing, MMO o tarz. Commandos da çok güzel bir oyundu ama şunu fark ettim. Oyun duyurularımızda hepsi böyle eski oyunlar. Yani bundan evet. 15-20 sene önceki oyunlar tekrar tekrar dönüp Hı-hı. konuluyor önümüze. Yeni oyun çok az yapılıyor ya. Niye peki öyle? Senin yani nedenini bilmiyorum da senin böyle tekrar yapılsın dediğin bir oyun var mı? Tekrar yapılsın dediğim Mafya vardı, yapılmış. Yapılmış. Mafya gerçekten çok güzel oyundu. Peki mesela Diablo 2 oynadın mı hiç? Diablo oynamadım biliyor musun? Hiç mi oynamadın? Hiç oynamadım. Arkadaşlar. Çünkü neden oynamadım söyleyeyim mi? Korkuyorum. Gerçekten? Evet. Çünkü böyle şeyli meyli. Korkunç çok, karanlık çok odalar falan oynadım. Böyle iskeletler miskeletler. Ben mesela Diablo 2'nin remasterını isterdim. Olabilir. Çok çok olabilir. Güzel olurdu böyle. Yani oynayanlar için oynayanların çok sevdiğini biliyorum. Hı-hı. Starcraft mıydı? Evet. Onu da oynamadım bu arada. Oynamadım. Bu arada Fortnite'dan bir haber var. Biliyorsunuz Fortnite Apple'la bir kavgalıydı. Evet, o yüzden iPhone'dan çıkmıştı. Şimdi geri geliyormuş. Evet. Ama maalesef sadece Avrupa Birliği vatandaşları yani Avrupa Birliği bölgesindeki kullanıcılara tekrar kullanımını açacak. Bu Epic Games'in işte launcher'ının kaldırılmasıyla başlamıştı. Ardından uzunca süren mahkeme sonucunda böyle bir karar çıkmış. Umarım ülkemizde de tekrar faaliyete girer. O zaman AI haberlerimize geçelim. AI'da OpenAI'den birkaç haberimiz var. Condnest, nasıl okunuyor bilmiyorum. Condnest, nasıl öyle bir şey. Bir haber yayıncısı, haber yayınlama platformu, haber yayın platformu. OpenAI bunlarla partnerlik yaptığını duyurmuş. Bu sayede aslında Search GPT tarafında çok büyük atılımlar, geliştirmeler olacak. Google News gibi bir şey. Evet, her geçen gün daha fazla, daha tutarlı hale getirmeye çalışıyorlar. Yine bu tutarlılıkla alakalı bir özellik. GPT-4o'yu duyurmuştuk hatırlıyorsanız geçtiğimiz haftalarda. Fine Tuning özelliği getirmiş. Artık kendi Fine Tune modellerinizi 4o üzerine çıkabileceksiniz. Evet. Bu da aslında çok büyük bir gelişme diyebiliriz. Sen bu konuda bu aralar bir şey yapıyorsun. Anlatmak ister misin? Evet, ben biraz aslında şey böyle yazılım tarafına nasıl entegre ederiz 4o'yu diye biraz uğraşıyorum. Ve bu aslında çok basit bir action özelliği. Yani eskiden plugin'di, şu anda action olarak geldi. Evet. Onu GitHub'a ve Jira'ya bağladım ve aslında gerçekten güzel, beklediğimden çok daha iyi şekilde çalışıyor. Yani yazılımcılığı sen bitireceksin. Yok, ben bitirmiyorum. OpenAI bitiriyor zaten çünkü Cosin diye bir AI
tanıttılar dün. Kendi partnerlik yaptıkları bir AI modeli. 4O üzerine yazılımcı olarak eğitilmiş ve iddialarına göre şu ana kadar piyasadaki en iyi yazılım modeliymiş. Dolayısıyla... Şunun cevabını verebilir mi? Nasıl div ortalarım? Denemedim ama vereceğini düşünüyorum. Yapar diye düşünüyorum. O zaman bayağı sorun çözer. Evet, o zaman bayağı bir sorun çözer. Mobil haberlerimize geçelim. Samsung kendi içerisine getirdiği bir yapay zeka modeliyle Shazam'ı ekarte ediyor ve adı da Circle to Search. Artık şarkıları dinlettirip bu ne diye. Her hafta bir haberimiz var. Farkında mısın? TikTok'a geldi, YouTube müziğe geldi. Niye bu kadar taktılar bu konuyu bilmiyorum. Halbuki bulunuyor yani. Ya Shazam iş görüyordu yani. Niye böyle yani bir Shazam'ı? Mesela Instagram postlarının altında şarkı ismi soru işareti yazıp çözülebiliyor konu. Bence Shazam'a gerek yok. Katılıyorum. Kapatılabilir. Diğer haberimiz Tabii platformunu biliyorsun. Olimpiyatlar vesairelerden yayınlanmıştı bayağı bir. TRT'nin platformu. Euro 2024'te tanıştım ben. Yani. Evet doğru doğru. Orada Euro 2024'te aslında başladı. UEFA kupa maçlarını almışlar. UEFA kupa maçları burada olacakmış. Ve aylık 99 lira gibi bir ücreti olacak. Premium'un. Önceden ücretsizdi. Evet. Şimdi... Aslında şimdi yine ücretsiz artı ve ücretli daha fazla yani... içerik için ücretli olarak 99 şeyler lira. Şeyler gelmişti. Çevrim dışı izleme özelliği ve vesaire. Bunları kullanmak için aylık 99 lira bir ücret ödememiz gerekiyor. Peki şunu söyleyeceğim. Her taraf platformda olmadı mı ya? Her şey ayrı ayrı platformlarda. Ya, gerisinde, bir yani... ara şeyde çok zorlanıyordum ben. Bu içerik hangi platformda var? Evet. Evet. İnanılmaz. Bu arada inanılmaz güzel bir fikir verdim biliyor musun? Böyle bir tane bir şey olsa. Yapmışlardır bunu. Kesin vardır. Vardır. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Belki yurt dışında falan vardır. Bence yapmışlardır da neyse. Evet. Yapacak arkadaşlar için güzel bir hobi projesi olabilir. Yazılım haberlerimize geçelim. Firefox tabanlı Zen adında Arc benzeri bir browser çıkmış. Biraz inceledim, fena durmuyor. Yani indirmedim, sitesinden baktım. Biraz Arc'a benziyor gerçekten. Firefox'un kullanım oranı kaç acaba? İşte ben de onu soracaktım. Firefox çok azdı ya. Firefox ben kullanıyordum bir dönem. Böyle önceden developer modu çok iyiydi. O zamanlar evet, kullanıyordum. Evet, evet kesinlikle ama sonra Chrome çok fark attığı için artık Firefox şey kullanan çok iyi. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Web tabanlı oyun oynarken engine'lerle oyuna müdahale edebiliyorduk. Bunu evet, sadece şey destekliyordu. Firefox evet, destekliyordu. O zamanlar çok kullanıyorduk ama evet, sonra... Firefox, Arc, Chrome kullanılıyor. İşte ben Arc kullanıyorum uzun zamandır. Yani kısa bir Safari denedim geçen evet, hafta. Safari bu arada güzel ama işte... kullanamadım. Güzel ama işte yani olmuyor. Developer Tools çok kötü. Hazır yazılım haberlerimize gelmişken şikayet vardaki enteresan bir şikayet... Çok güldüm ben bu haberi gördüğümde. JavaScript şikayet edilmiş şikayetlere. Evet. Aynen öyle. Kullanıcının oluşturmuş olduğu şikayete göre bir hatası olmadığı halde hata aldığını iddia ediyor ve JavaScript'i şikayet vara şikayet etmiş. Umarım çözülür sorunu. Şikayet vardan buradan peki Brandon, Ayha sesleniyoruz düzeltmesi. JavaScript altına mention atması yok mu? Çok güzel olurdu. Show me your code gibi. Evet süper olurdu. Mesela sen PHP'de hata aldın. PHP'de hata aldım. Direkt PHP'yi şikayet ederim şikayet var. Arayıp. Ya ilk defa bu arada şikayet var şikayet edildiğini gördük. Yani genelde Stack Overflow'da yazılırdı yani. Ama ilk defa şikayet var yazıldığını gördük. Şikayet var yetkilileri şaşırmış mı? Şaşırmış olabilirler ya bu ne diye. Evet arkadaşlar haberlerimiz bu kadar. Konuşulması istediğiniz başka haberler varsa lütfen bize yazın. Semih'e ya da bana bu haberleri yorumlayın deyin. Biz de bilelim. O zaman kapatalım. Aynen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.